Hani şunu demek istiyorum. 3 soru, 3 cevap ya da daha önce soru cevap. Senin kanalında yaptığımız yayınlardan kesitleri attım. Tabii ki anladığım kadarıyla insanlar herhalde sıkılıyor bu muhabbetlerden. İzlenme oranları kademeli olarak düşüyor. Olsun, sıkıntı değil. Neticede burada bizim derdimiz insanları düşünmeye, sorgulamaya sevk etmek, bilinen kalıplardan çıkartmak. Çünkü nasıl ki karşı tarafa biz hep aynı argümanlarla geliyorlar diye serzenişte bulunuyorsak, bizim cephemizdeki insanların da aynı argümanlarla gelmesinin önüne geçmemiz lazım. Ama şu konuda bir gerçeği kabul ediyorum. Çok fazla teolojik yazar, çok fazla kitap var ama ne yazık ki bunların çoğu Türkçe'ye çevrilmemiş. Ülkemizdeki yabancı dil seviyesi de belli. Kaldı ki bir kitabın teolojik jargona hakim olarak çevrilmesi de her baba yiğidin yapabileceği bir iş değil. Ama üzülüyoruz biz de. Yani neden bu tarz kitaplar? Asıl bunların çevrilmesi önemli, anlaşılması önemli. Mesela bugün ben kaynaklara baktığım zaman sadece el ilah mevzusu değil, bir de el ellah çıktı. Ama bir bakıyorsunuz diyor ki mesela el ilah ya da el ellah ya da hubel neyse bu İslamiyet'le beraber Allah'a dönüştürüldü denirken, ama bir bakıyorsunuz orada Britannica ansiklopedisinde diyor ki Allah İslamiyet öncesi yazıtlarda da bulunmuştur diyor. Hatta bazı İngilizce makalelerde Allah, yani mesela the God ya da ona benzer bir şekilde İngilizce karşılığı olarak değil, direkt Allah olarak da mesela kaynaklara alınmış. Tabii ki bizim burada yapmaya çalıştığımız teolojik süreçteki bir aktarım. Bazı yorumlar geliyor sanki biz onları bilmiyoruz gibi. Arkadaşlar bu hatalara düşmezlerse iyi olur. Benim burada anlatmaya çalıştığım, kardeşim varsa bir kaynak, varsa bir detaylı bilgi, ister link versinler, ister kopyalasınlar ama kaynak belirtmek suretiyle biz de bunları okuyalım. Biz bunları araştırıyoruz da ya da birazcık bilinen anlamda, mesela bazı arkadaşlar diyor işte İbrahim Atabey'le yaptığın yayınları özledik. Tamam, özlediniz biliyorum. Benim İbrahim Atabey'le bir sorunum yok. Ben yine yayın yaparım. Kendisi de biliyor. Ama burada zaten bilinen anlamda Kur'an eleştirisini, İslam eleştirisini ya da ona benzer dinlerle ilgili eleştirileri yıllardır İbrahim Atabey'de bilmem kimde zaten anlattılar. Ama baktılar ki kardeşim bunun bir getirisi yok. Gerçekten bir getirisi yok. Olmuyor. Çünkü iman, itikat böyle bir şeydi. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Tarihsel kökenlere, teolojiye, mitolojiye, etimolojiye, astroteolojiye falan giriyorsunuz. Bu konuyla ilgili elbette güzel yayın yapan arkadaşlarımız da var. Ama İbrahim abi sen burada farklı bir kapı açtın. Dedin ki tarihi bilgi ve belgelere bakalım. Tamam, biz de bunu savunuyoruz. Tarihi bilgi ve belgelere bakalım. Ama bunu yaparken kesinlikle bu zamana kadar anlattığımız şeyleri biz kaldırıp bir kenara atmıyoruz. Ama aynı yerde debelenmenin de bir anlamı yok. Tamam, onlar da var, yazılmış, çizilmiş ama bunlar da yeni yeni gün ışığına çıktıkça bu konuları da girmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Aydın Bey hoş geldiniz bu arada. Söz sizde abi. Cüneyt Komutanım, hoş buldum. İyi akşamlar Cümleten. Aydın bir saniye. Cüneyt, senin bana önerdiğin kitap buydu. Sen bana İngilizcesini gönderdin. Ben orada direkt onun Fransız olduğunu zaten anladım. İngilizcesinden de anladım. Ben onun Fransızca orijinalini buldum. Bunu çeviriyorum ben. Şimdi bunun çevirisi bittiği zaman millet görecek Anya'yı, Konya'yı. Bu adam nelerden bahsetmiş? Bu yani Mısır'da yazıyı mı okumuşlar yoksa petrogliflere yorum mu yapmışlar? Önce onu anlayacaklar. Mitoloji tanımı adı altında. Ve onun üzerinde burada birçok ismini görecekler. Oradaki Babil, Sümer, Akkad tabletlerinde yazılanlarla Tanrı veya Tanrısallığın ne alakası var? Bir alakası var mı? Onu da kendileri yorumlayacaklar. Bu kitap bittiği zaman onların hepsini görecekler. Adam da oraya tanrılar olarak koymuş. Bunun nedeni çevirenler de tanrılar olarak koymuş. Ancak oraya baktığınızda burada kastedilen tanrılarla bizim bugün kastettiğimiz tanrının arasında hiçbir organik bağ yok. Yani mide ülserinin tanrısı olmaz. Ya da baş ağrısının tanrısı olmaz. Gibi. Tanrı tanımına aykırı bu. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar orada hata yapıyorlar. Yani bu Yok kitapta abi görülecek. doğrudur. Tabii, zaten o kitabı bilinçli olarak sana gönderdim zaten. Bildiğim kadarıyla orada zaten bu el ya da ona benzer bir şeyler de çıkacak. Fakat şu var. Garip bir şekilde reddiye yapan insanlar, bugün seninle de onu özelde konuştuk. Bir şekilde kalkıp hemen bu mitolojiye gidiyorlar zaten. İşte sıkıntı orada. Biz o mitolojik cepheyi bir kapatamıyoruz. Yahut da o mitoloji bağlantısından kurtaramıyoruz. Eğer işin içerisine mitoloji girerse, yani bunu tutalım o zaman işte paganizm, işte totemizm, animizm,
Ve en nihayetinde yani bu dinlere evrilmesi tamam, bunlar da var. Ben bir şey demiyorum. Zaten Joseph Campbell'ın İlkel Mitoloji kitabını ya da Sir James Fraser'ın Altın Dal kitabını ya da işte Düşünen Beyin Sorgulayan Beyin Tanrıların Evrimi, Beynin Evrimi. Biz bu kitapları zaten boşuna tavsiye etmiyoruz. Biz bunları da okuyoruz ve ben Türkiye'deki yasal kısıtlamalar ya da yasal sorumluluklar nedeniyle bazı kaynakları paylaşamıyorum. Paylaştığım zaman orada öyle şeyler göreceksiniz ki tamamen yıkıp geçecek. Yıkıp geçecek yani. Bunlar da var. Yani yorum yapan arkadaşlar ya da yayını izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen birkaç tane popüler kanalın gazıyla artık bana gelmesine. Ben orada onların yaptığı yorumlardan bile hangi kanaldan bana geldiklerini biliyorum. Çünkü kanalın adından biliyorum ya. Eğer bir tarafta sapır sapır mitolojik okuyorsa abicim bunun geldiği yer bellidir ve ben onları bilmiyor değilim. Bunları zaten geçmişteki iklimi de ben de anlattım, dem vurdum. Ama bir tarafta bir şeyler çıkıyor alt tarafta. Mesela Dan Gibson'ın ben o makalesini bugün neden paylaştım? Hubel konulu. Yani koskoca Dan Gibson, tarihçi, yazar, arkeolog. Bu adam niye demiyor kardeşim El İlah, El Ellah ya da işte Hubel, Baal ne dersiniz deyin. İl, El, Al neyse. Ya kardeşim bu bugün bildiğiniz anlamda Allah'tır. Arkeolojik kazılarda, kaya yazıtlarında, mezar yazıtlarında ya da işte bir takım makalelerde, zartta, zurtta biz bunu arkeolojik olarak bulduk der noktayı koyar. Ya bu herif bilmiyor mu bunu demeyi? Adam Hubel ayrı diyor. El ilah ayrı. El leh ayrı. Ne bileyim el ayrı. O ayrı bu ayrı. Ya bir ayrılık var. Ama diğer bahsi geçen put diye tanımlanan tanrılara baktığınız zaman Gasnak gibi adı olduğu gibi anılmış ya. Ya kimse bir Sat, Vegus, ne bileyim işte Kuzah ya da ona benzer diğer Ners. Ya bunlara gelince ya da Lat, Uzza, Menat. Ya hiç bunlara gelince sessiz harf dönüşümlerinden ya da işte ona benzer bir takım zımbırtılardan bahsetmiyor. Ama bu Kabe'nin baş tanrısı olarak addedilen tanrının sisteminden bahsediliyor. Ve ben o Abdülmuttalip örneğini bilinçli olarak verdim. Yabancı yazarlar diyor ki Hubel'e adadı diyor. İslami yazarlar diyor ki Allah'a adadı diyor. Ama Hubel'in önüne getiriliyor. E Kabe'nin baş putu ya da baş tanrısı Hubel diyorsunuz. Ama Kur'an'da bununla ilgili bir aktarım yok. Bu kadar önemli bir tanrıysa. E diyorlar o Baal'di. Yok efendim o eldi, el ellah'tı, el ilah'tı, il uydu, ildi, aldı, lattı, şuydu, buydu. Yani ben bu sıkıntıya dikkat çekmek için bunları paylaşıyorum. Yoksa ister el olsun, ister al olsun, il olsun, lat olsun ya benim için zaten bir önemi yok. Ben zaten bunlara inanan bir insan değilim ki ya, tapan bir adam da değilim. Ama burada yıllardır anlatılan bir şey var, geleneksel bir süreç. Biz de diyoruz kardeşim bu var. E sen dedin ki tarihte ben seni bir Uzza'ya götürürüm dedin. E orada Suyuti'nin aktarımında Ellat denilen tanrıçanın geçmişte bakıyorsunuz hacılara un, yağ, çorba dağıtan bir adam. Yok işte öldü, ruhu taşa girdi. Yok o göğe uçtu. Şu oldu, bu oldu. Kutsanıyor. Ve orası türbeleştiriliyor. Daha sonra işte Ellat, Allah'ın kızı ya da Algarani, kuğu kuşunu ya da tanrıçaya dönüştürülüyor. Peki oradaki bir kişi bunu görmedim. Ben bunu niye paylaşıyorum? Arkadaşlar bu Yahudi bir adamsa ne ara tanrıçı oldu, kuğu oldu, kuş oldu, Allah'ın kızı oldu. Ya bir kişi bunu sormuyor. Yahut da putlar kitabına gidiyorsunuz Uzza, oradaki bir put deniliyor. Bakıcılar var. Bir tane Habeşli bir kadın, bir de Dubayyah denen bakıcısı var. Ama senin bulduğun kaynakta ne diyor? Uzza öldürülüyor. İşte o Uzza'ydı. E peygamber zamanında Uzza varsa ve Halid bin Velid'i gönderdiyse doğal olarak İslamiyet vardır. Peki Uzza ne geziyordu? O zamana kadar nasıl dayandı? Hani anlatabiliyor muyum? Bu bağlantıları bir türlü biz yakalatamıyoruz ve orada yorumlarda gelip de laf sokacaklarını ya da takır takır oradan buradan kopyaladıkları teolojik argümanlarla geleceklerini açın kameranızı, girin yayına da konuşun görelim diyoruz. Tamam belki ben bilmiyorum, sen bilmiyorsun, biz bilmiyoruz. Gelin anlatın, dinleyeceğim diyorum ya. Ben bilgi toplamaya çalışıyorum ve bunu teyit edeceğim. Bu kadar basit. Bir türlü şunu anlatamıyoruz ya, hala bak aynı şeyle bir konuşup duruyorlar. Yani bu şekilde nereye varacak bunlar bilmiyorum abi. Buyurun. Cüneyt, İslam peygamberi Muhammed peygamberlikten önce Uzza'ya mı boz bir koyun sunmuştu ya da koç? Evet abi öyle diyor. Ben Uzza'ya alacalı bir koyun sundum. Çünkü o zaman kavmimin dinine tabiydim diyor. Yahut da mesela dün siz tartışmışsınız. Ben orada yoktum. Orada mesela Beldah Vadisi'nde Zeyd bin Amr bin Nufeyl ile karşılaştıkları zaman bu adam Allah inancına sahip. Yani tek tanrı inancına sahip, kavminde çok tanrıcılık var. Ve bu adamı dışlıyorlar. Ve orada peygamber koyun kuzu etini ikram ettiği zaman orada soruyor. Neye kurban verdin ey Muhammed diyor. Bakın bu çok önemli bir detaydır ki bunu Arif Tekin'in Muhammed'in Hocaları adlı kitabına baktığınız zaman zaten kapak kısmında açılışında bu konuyla Muhammed putperest miydi diye bir başlık açmıştır. Orada zaten anlatıyor. Ama mesela orada bir Ümeyye bin Ebi Salt var.
Bu adam da peygamberliğini ilan edecekken Muhammed'in önce davranıp ilan ettiği söyleniyor. Ya da Duha suresinde, Duha 7. Yani seni sapkın bulup doğru yola iletmedik mi? Şura 52. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ya da işte bugün hadislerini paylaştım. O sabi mi, o yıldızı tapan mı diye aktarılıyor ama bizimkiler onu biraz daha yumuşatmışlar. Sabi olduğu söylenir. Yani İslam öncesi dönemde bir çok tanrıcılık ya da kavminin dinine tabi olmasıyla ilgili aktarımlar Buhari'de, ne bileyim Taberi'de, bunlar sağlam kaynaklarda zaten geçiyor. Ve bu sefer mesela sabi nedir aslında? Her dine dönen kaypak anlamında da kullanılır. Şimdi bu sefer peygamber sabiydi deyip kabul ediyorlar ama sabiliğin dinden dönen anlamına geldiğine gelince orada İslam yazarları sıkışıyor. Çünkü nereden döndü bu adam? Putperestlikten mi döndü? Sabilikten mi döndü? Ve baktığınız zaman Kur'an'da Hristiyanları hafifçe dokundururken, Yahudileri ateş püskürürken sabileri muteber kabul eder. Bunu işte Bakara 62, Hac 17 ve Maide 69'da görürsünüz. Sabileri tek laf etmez. Çünkü aynı şeye tapındıklarının ve kökenlerinden geldiğinin bilincindedir bunun yazarları. Birazcık bu tarafa girişmek lazım ki Turan Dursun'un Dinbu adlı kitaplarını, özellikle Dinbu 1, Dinbu 2, yani Tanrı ve Kur'an ve Hazreti Muhammed başlıklı kitaplarına baktıklarında orada detaylarını da görecekler. Artı Claire Tistall adlı yabancı bir yazarın sabilikle ilgili kök şeylerini, aktarımlarına baktığınız zaman zaten namazdır, oruçtur, hacdır, şudur, budur. Ya bunların hepsi sabilikte var. Bir Harran sabileri var, bir Mandeyanlar var. Ve o yüzden diyoruz ki biz Sümer ve Ardılı olan ay kültü, bu ay tapımlı kültlerin, yani Sin ve Nanna çıkışlı bu kültün Harran'dan başlayıp, çünkü İbrahim'den Yemen'e doğru giden bir kol ne yapıyor? Mısır'a ayrılıyor. Ve oradan çıkan Harran sabilerinin daha sonra Yemen'e gidip oradaki sistemi oturttuğu söyleniyor. Kaldı ki peygamberin Yemen'de zaten akrabaları var. Evs ve Hazreç kabileleri miydi neydi? O yüzden bu inanç akımının Harran'dan başlayıp son durağının Yemen olduğunu bize peygamberin kendisi şu hadiste aslında ipucunu veriyor. İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir diyor. Yani tek tanrılı falan diye anlatıyorlar ama tek tanrılı falan değil. O Sümer'in ardılı olan çıkışlı dinlerin son durağıdır. Aynen. Bu detaylar dünkü yayında siz onları konuşmadınız. Ben yayında değildim. Bunları ek bilgi olarak sunuyorum. O hadisleri de bilinçli olarak paylaştım. Şimdi işin içinde bir sabilik var. Bunu kesinlikle karıştırmayın. Ama Harran sabiliği ile Mandeanlar, bu iki ayrımı da yapmanız önemli. Buyur abi. Şimdi Cüneyt, İslam peygamberi Muhammed Uzza'ya boz bir koyun sunuyor. Ama bu Uzza yine Suyuti'de geçtiği şekliyle hayatta canlı, yani ölmüş bir insan veya bir put değil. Muhammed tarafından öldürülüyor. Burada o halde şöyle bir mantık çıkıyor. Bu Uzza dedikleri o dönemde ya bir kahin, ya bir şaman, ya bir kam, bir din adamı. Hediye vermiş olabilir. Şimdi abi ben bir de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela peygamberin amcalarının İslamiyet öncesi adı nedir? Abdüluzza. Mesela Abdülmenaf, Abdüluzza, Abdullat ya da Abdullah babası. Abdülkabe, mesela El-Mukavvim. Şimdi ben mesela geçmişte bunu Twitter X-Space sohbet odalarında galiba Ahmet Gökalp'e mi sordum bilmiyorum. Dedim ki kardeşim, Abdülmuttalip çocuklarına madem dönemin popüler putlarının, tanrılarının ismini verdiyse ve bunlar tanrıçaysa, yani kadın ismiyse, bir insan erkek çocuklarına neden tanrıça ismi koyar, yani dişi ismi koyar? Yani bir adama siz niye Uzza'nın kulu ismini koyarsınız? Bakın arkadaşlar, İslamiyet öncesi peygamberin amcalarının adına bakın, söylüyorum yine Abdülmenat, ki bir de Menaf var. Bakın bir Menat putu vardır, bir de Menaf vardır. Menaf'ın erkek güneşi sembolize ettiği de söylenir. Kaynaklarda bildiğim kadarıyla bu Abdülmenaf, Abdullat ya da Abdullah, orada bir hilaf vardır. Ve Abdüluzza, Abdülkabe. Bunlar neyse kulu anlamında kullanılmış. Şimdi orada da peygamber ben Uzza'ya alacalı bir koyun sundum. Tamam. Suyuti'deki aktarıma göre Uzza yaşayan bir kadın öldürülüyor Halid bin Velid tarafından ya da o üç ağacın içerisinde Naklah Vadisi'nde yaşayan ya da ağaçların içerisine girip çıkan cin gibi bir dişi şeytan, ruh neyse artık. Şimdi. Ama öbür taraftaki aktarımlara baktığınız zaman Uzza bir taştan heykel, dört köşe, üzerinde kaş göz var ve bunun rahibeleri var. Bunlar da yedi tane. Tavaf yapıyorlar, tütsü yapıyorlar, örtülerini kaldırıyorlar. Hatta bunda National Geographic'in bir belgeseli var. Arzu eden olursa link atarım, izler arkadaşlar. Orada altyazı yok, İngilizce olarak anlatılıyor. Şimdi bu aktarımda var. Yani tarihi bilgi ve belge kaynaklara değiniyoruz ama orada bir Hişam İbn Al-Kalbi'nin Putlar kitabı var. Orada bir aktarım var. Ama Suyuti ile çeliştiği noktalar var. Doğru, bunu gene sen yakaladın, bir şey demiyorum.
Ha, bizim bu arada yapmaya çalıştığımız, kardeşim mesela Uzza yaşayan bir kadın mıydı yoksa Uzza taştan bir yontuydu, onun bakıcıları mı vardı? Çünkü Putlar kitabına baktığın zaman aktarım başka, Suyuti'deki aktarıma bakarsan başka. Şimdi ben bu arada hangisini baz almalıyım? Tarihsel sürece baktığın zaman elbette nedir? İbni İshak, İbni Hişam. İşte ne bileyim onun arkasından gelen öğrencileridir. Ya da işte Taberi'dir, şusur budur. İşte Yakubi, Tabakat, İbni Sa'd bilmem ne. Ya adamlar yazmış ama Putlar kitabı bildiğim kadarıyla elimizdeki en eski eser diye kabul ediliyor. Ama orada mesela Muhammed İbn Abdallah Al-Azraki'nin Ahbar-ı Makkah, Mekke hakkında raporlar kitabı da var. Burada Kabe kültürüyle ilgili bize çok güzel aktarımlar sunuyor. Ama baştan ne yazık ki birileri inanç sistemini, ya bunların hepsi zaten yalan değil. İbrahim yaşamadı, o yaşamadı, bu yaşamadı. O az önce mesela popüler bir kanalda yine değiniliyor. O yaşamadı, bu yaşamadı. Bunların hepsi hikaye. İşte Araplar İsmail'in soyundan geldi. İşte Yahudiler İshak'ın soyundan geldi. Bunlar amca çocuğuydu, hala kızıydı, teyze oğluydu. Neyse. Peki kaç kişi senin gibi Arapların kökeni nedir? Arap nedir? Arap nedir? Şu nedir, bu nedir? Bak bunlar hala tartışılmıyor. Ve bugün çıktığın zaman ne yazık ki birileri çıkacak. Diyecek ki işte buna şu çocuğuydu, bu çocuğuydu, oradan çıktı. Bu şekilde yaklaşırsanız elbette ki bu dinleri kaynaklık eden tarihsel sürece giremezsiniz. Burası çok önemli. Ve bakıyorum chatte de bir kişi yazmıyor. En son dün müne bir yayın açılmış. Orada yayının kapanışını gene bu Türk-Kürt meselelerine girilmiş. Ben yayını kapattım. İşte bununla ilgili 18. yüzyıldan itibaren bakalım tarihi bilgi belgede antropologlara soralım. Biyolojist şuna sorar. E tamam İbrahim Şimşek'e niye sormuyorsunuz? Bilgi belge istiyorsanız adam size getirecek. Yok. Yani halen daha ne yazık ki kafalardaki bu kalıplaşmış kalıp kırılmıyor. Burada bir sıkıntı var abi. Her zaman söylüyoruz ama bunu ısrarla dile getirmek zorundayız. Çünkü sen burada bu kadar emek veriyorsun, bu kitapları çeviriyorsun. Bak halen daha uğraşıyorsun. Ama birileri inatla bilinen sistemleri sanki böyle ateist formundan fırlamış gibi hala aynı şeyleri konuşuyorlar. Ve ben burada o yayınlarda o kadar bir şeyi boşuna söylemiyorum. Kaldı ki şunu not olarak düşüyorum. Herkes iyi dinlesin. Ben burada söylediklerimden dolayı geçmişte bir takım video cımbızlamalarıyla mahkemelik olduğum zaman ben o mahkemelik olduğum bölümlerin hepsini gerek ateist forumdan ya da gerek diğer yabancı sitelerden ya da yazarlardan alarak mahkemeye delil olarak sunmuş adam. Yani ben bunları sadece burada seslendiriyorum. Çünkü bunlara ben tanık olmadım. Ben yazmadım. Umurumda da değil. Ama arkadaş papağan gibi aynı şeyleri tekrarlamanın bir mantığı yok ki ya. Tamam mitolojiye girebilirsiniz ama bugün sizin o getirdiğiniz mitolojik kaynaklar, teolojik kaynaklar ya da ona benzer din tarihiyle ilgili çelişkiler ya da bir takım şeyler Türk mahkemelerinde kabul görmüyor arkadaşlar. Sorun bu arada. Ve doğal olarak siz bundan bir adım öteye artık giremiyorsunuz. Yoksa benim elimde öyle kaynaklar var, gösteririm ben. Muaviye'nin isim olarak kökünün bile hangi puta gittiğini gösteririm. Ama yok. Ben bunları göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Ama bunları anlatmak, duyurmak için ben illa birilerinin kanalına çıkmak zorunda mıyım? QAB'ye çıktığım anda saldırılar başlayacak, biliyorum. Yani o yüzden izleyici ya da dinleyici arkadaşlardan rica ediyoruz, lütfen. En azından siz duyduğunuzu teyit etmeye çalışın, destek olun. Teşekkür ederim abi, buyur. Seyyası ben teşekkür ederim Cüneyt, sağ olasın. O insanların kendi kanallarında ne dedikleri inan benim umurumda değil. Bizi ilgilendi yani bizim çevremizi ilgilendiren biz belgeleri ortaya koyar bırakırız. Sonuç itibariyle bu bütün bu insanların anlattıkları gençler ve insanlar tarafından sonuç itibariyle izlenecek ve orada belgelerde yani kaynakları çocuklar gördükleri zaman olayın farkına varacaklar. Önemli olan bu. Yani istedikleri kadar istersen o propaganda yapsınlar veya Kürt mürt. İşte şuna 18. yüzyılda şuna ne 18. yüzyılda gidiyorsun? Bunlar 5000 yıldır Anadolu'da yaşamıyorlar mı? 5000 yıldır bunlar bu topraklarda değil mi? Niye 18. yüzyıl? 17. yüzyılda yoklar mı? Veya 16. yüzyılda? Veya 15. yüzyılda? Kimse bahsetmemiş mi bu Kürtlerden? Hayırdır? Anlatabiliyor Yok muyum? abi olay sadece o haklısın ama olay sadece o değil. Yani şunu dikkat çekmeye çalışıyorum. Popüler kanalların militanı olmuşlar, holiganlaşmışlar ve geliyorlar o kanaldan aldığı bilgiyle bir şey konuşmaya çalışıyorlar. Ya da içlerinde bazı gerçekten samimi olarak bir şeyleri duyurmaya çalışan insanları da kanallarında bloke ediyorlar yahut da konuşturmuyorlar gibi bir hava estiriliyor. Şimdi bu sıkıntı buradan çıkıyor. Ve ne yazık ki halen de onun abone sayısı fazla ya da izleyici sayısı fazla, şusu fazla, busu fazla diye sanki onun dediği doğruymuş gibi bir algı yaratılıyor. Yani öyle bir hava estiriliyor. Ya bir girin şuraya. Yani bu arada senin sunduğun bilgi ve belgeler bugün 1 milyon ve üzeri aboneli bir adam söylediği zaman bu adamla aynı şekilde konuşabilecek mi ya?
Sen söyleyince niye sorun oluyor? Asıl sorun burada. İlk odak noktası burası. Sen söyle. Bak ben de aynı şeyleri. Şimdi benim arkamdan da diyorlardır. Bu İbrahim Şimşek'in peşine takıldı, sapıtmaya başladı. Ben İbrahim Şimşek'in peşine takılmadım. Bu adamın sunduğu bilgi ve belgelerde ne var diye ben de merak ettim. Yoksa ben mitoloji elimin tepsiyle etmiyorum. Buna dünya inanmış. Ama bunların hepsinin üfürme püfürme masal olduğunu biz zaten biliyoruz. Ben üfürme olan bir şeyin üzerinde artık tepinemem. Tamam diyecekler ki bütün dinler Sümer Babil kaynaklı. İşte oradan türedi, buradan dönüştü. İşte Fenikeliler vasıtasıyla bütün dünyaya ihraç oldu bu tanrı ve tanrıçalar yahut da efsaneler. Tamam da arkadaş, tarihi belgeler ne diyor? Tarihi bilgiler ne diyor? Arkeolojik kazılar ne diyor? Petroglifler ne diyor? Kaya resimleri ne diyor? Mezar kitabeleri ne diyor? Ne diyor arkadaş yani? Bugün Truva ile ilgili bir belgesel yayınlanıyor devlet kanalında. Orada Kadeş Anlaşması'ndan bahsediliyor. Peki Kadeş Anlaşması'nın içeriği ya da sunumu ne olarak aktarılıyor koskoca kanalda, koskoca belgeselde? Bunu araştıran, sorgulayan kaç kişi var? Yok ki. Çünkü adam bilmiyor zaten. Bir de zaten ekonomik sıkıntılar had safhaya varmış. İnsanlar da anladığım kadarıyla artık iplemiyor. Çünkü diyor ki kardeşim benim hayatıma bir getirisi götürüsü yok. Tamam mı? Senin hayatına belki bir getirisi götürüsü yok ama bu zihniyetin kaynağıyla uğraşmanın yolu da bu zihniyeti doğuran sistemin temelini anlamaktır. Yayınlarda az önce gene işte o popüler kanalda bir tane işte inançlı birisi meydan okudu, yayını aldılar. Ya iki laf edemedik, cak cuk kak kuk, tamam çekti gitti. Abicim bu da olmuyor. Yani ne... Hani ne İsa'ya ne Musa'ya derler ya, bir taraftan biri bir şey bilsin de karşımıza gelsin. Yayına katılsın. 50 kere söylüyorum, sen orada 1000 sayfada yorum yapsan para etmez. Buraya geleceksin, sabını kaynağıyla ekrana verip destekleyeceksin. Biz de seni saygıyla dinleyeceğiz. Bu kadar ya. Bunu yapmak niye zor? Onun bunun kanalının videosunu tavsiye etmeyle, link atmayla, şu kitabı oku demeyle olmuyor. Kardeşim senin beynin yok mu, aklın yok mu? Sen ne bok yedin bu yaşa kadar da? Gel bir anlat. Hiç mi medeni cesaretiniz yok sizin? Ya bu kadar mı korktunuz? Bu kadar mı tırsınız? Bu kadar mı umrunuzda değil bazı şeyler? Bazıları bana yorum atıyor. Ne kendini yırtıyorsun? Doğru söylüyorlar aslında. Yani bu insanlar için mi yırtınıyoruz biz ya? Ama biz tabii bir not düşüyoruz. Dijital arşive ve kendimizi alalım diyoruz. Diğer bir ödlek şey gibi, kancık gibi saklanırken bak biz kardeşim bir şey yaptık demek istiyoruz. Tamam millet. Alakası yok. Buyur abi. Direkt onların amacı şu. Yani bırakın siz anlatmayın, siktir olun gidin. Biz burada istediğimiz gibi örgütlenelim, istediğimiz gibi at oynatalım. Onların derdi o, ben sana onu söyleyeyim. Onu bana defalarca yaptılar. Defalarca yaptılar. Ama bir işe yaramadı. Yaramaz da. Çünkü ben onların asıl amacını biliyorum. Yani internet ortamında terör örgütünün bir nevi istasyon propagandasını farklı bir boyutta yapabilmek ve yalanlarını insanlara anlatarak insanları ikna edebilmek. Yok, şunu anlıyorum. Ben katıldığım yayının orijinal linkini bırakıyorum. Ama garip bir şey de yorum bana geliyor. Senin kanalındaki yayınına bakıyorum. O yorum senin kanalında gezmiyor. Niye senin kanalına gelmiyor? Yazsa ya hadi. Ne biliyorsa. Buyur abi. Bu insanlar vakti zamanında PKK militanlarını aklamaya bile çalıştılar. Beni sevmemelerinin nedeni de bu. Ben bunların önüne öyle bir set çektim ki. Bunların her türlü yalanlarını anlattım. Beni hiç izlememelerine rağmen özellikle beni çok iyi bir şekilde kitlesi olarak izliyorlardı. Bu da onların önüne çok iyi bir set çekiyordu. Korkuyorlar. Hem de köpek gibi korkuyorlar. Korkacaklardı. Nefes aldığım süre içerisinde ben bunların önüne set çekeceğim ve bunların her yalanını deşifre edeceğim. Şimdi bu şeyin kitabı bitecek. Onu yayınlayacağım. Ondan sonra o kitabı açıkça kalkacağız. Ya senin kanalda veya Oğuzhan'ın kanalında bunu konuşacağız. Ben kendi kanalımda orada tek tek göstereceğim. Tanrı bu Sümerler'de bir tane miymiş değil miymiş? Göreceğiz orada. Bakacağız tanrılar dedikleri insanlar kimlermiş? Onu Muazzez İlmiyeçi'ye de söyledi zaten abi, yanılmıyorsam değil mi? Bu tanrı tanrıça kültü değil. Bunlar yaşamış krallar, kraliçeler, kahinler, büyücüler ya da şifa dağıtan insanlar gibi. Haksız mıyım? O Teke dergisine yazdı onun galiba makalesini. Ya diyor ki vebaya diyor çare oldu. Tanrılaştı. Yani bir adamı vebadan kurtarmış. Bir adamın üzerinde veba hastalığını yok etmiş. Onu tanrılaştırmışlar. Ama bizim anladığımız tanrı kavramı değil. Çünkü tanrı tek diyor. Ezelde tek.
Bugünkü yapılan gibi abi. Mesela insanlar hastalandığı zaman hastaneye gidiyor, doktora gidiyor. Gitti, şifa bulduğu zaman Tanrı'ya şükrediyor. Peki o doktorun, hekimin verdiği emekler ne oluyor? Onu bahseden var mı? İşte Tanrı vesile oldu deniliyor. Bunun gibi o zaman. Orada da bu hastalığı iyileştiren, insanların ömrünü uzatan ya da bu toplu hastalıklar ya da topluma kıran getiren şeyin ilacını bulan, onu tedavi eden kişi bir nevi tanrılaştırılıyor. Ama Tanrı'nın yerini tutmuyor. Doğru mu anlamışım? Doğru. Yani şey gibi düşün. Cübbeli Ahmet hep diyor ya, Allah'a şükret ama doktora da teşekkür et. Çünkü şey, yani tamam, Allah şifayı veren Allah ama sana işte o aracı olan da doktor gibi düşün. Yani aracı bunlar. Ruh gibi düşün bunu. Yani hastalığı tedavi edebiliyorsa, başarılı olduysa bu adam Tanrı'nın bir ruh şeyi, yardımcısı gibi düşün. İşte Tanrı'nın yardımıyla, Tanrı'nın yardımcısı. O şekilde düşün. Tanrı'nın yardımcısı da Tanrı gibi tanımlanıyor. Ama Tanrı ezelde tek. Çünkü Tanrı'nın tanımına, yani Tanrı adının içeriğine aykırı. Ya mide hastalığının tanrısı mı olur? Olmaz. Yani Tanrı'ya şeydir bu. Tanrı kelimesine aykırıdır. Veya şöyle bir örnek vereyim. Çapalarken ayağıma vurdum. Şimdi senin burada anlayacağın İbrahim ayağına çapayı vurmuş. Ama ben onu söylemek istemedim ki. Şimdi anladın mı? Yani aslında benim söylediğim bu. Normalde ayağıma vurdum. Ancak sen onu alıp da İbrahim orada onu söylemek istemedi ki. İbrahim yani oradan sen kalkıp da işte çapayı Tanrı'nın gazabı olarak ayağına vurdu. Çünkü günahları vardı dersen burada ben iblis konumuna geliyorum veya günahkar konumuna geliyorum. Yahu ben günahlarımdan dolayı ayağıma vurdum demedim ki. Çünkü orada tercüme ettikleri metinleri de koymuş adam. Onu göreceksiniz orada. Yani, yok, o bir nevi bizim bugünkü inançtaki şeye benziyor. Mesela bugün senin başına bir kaza, bela, musibet geldiği zaman, bedeni bir acı çektiğin zaman, işte bunun bir takım küçük günahları döktüğü, onlara kefaret olduğu inancını destekleyen bir şey gibi de anlaşılabiliyor. Abi kulaklıklarımın şarjı az. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Kulağım sizde olacak. Aydın Bey esenlikler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikler. İyi akşamlar.